Ergün Diler Yeni Model Dünyada, Türkiye'de zor dönemden geçiyor. Pandemi bütün ezberleri alt üst etti. Kimsenin daha önceden tecrübe ettiği bir durum değildi bu. The Economist'in kapağına taşıdığı gibi enflasyon dünyanın temel sorunu haline geldi. Covid-19'a başlayan süreç ekonomiye resmen format atmaktaydı. Bir anda stok etiket, zam kara borsa, tedarik sorunu gibi kavramlar hayatımıza girdi ve kısa bir dönemde de gidecek gibi durmuyordu. Türkiye kendi ekonomik formatını kendi atmaya çalışırken haliyle içeride gündem ağırdı. Faiz, dolar, euro, enflasyon hayatımızın merkezine gelip oturuyordu. Faiz enflasyon arasındaki ilişki zaten aylardır herkesin konuştuğu bir konuydu. Kimsenin elinde sihirli değnek yoktu. Alınan kararların bir günde sonucunu görmek mümkün olmuyordu. Ancak yeterince eşi olanlar hatırlayacaktır ki Türkiye 10 yılda bir ekonomik tübülansa giriyordu. Basit bir ifadeyle üretip sattığı para verip aldığından azdı. Dolayısıyla her zaman bir cari açık meselesi vardı. Bugüne kadar kimse Türk imzalı bir ekonomik model getiremedi. Muhalefetteki 6 parti iktidara gelse yapacakları şey AK Parti'nin ilk döneminde olduğu gibi faizi arttırıp sıcak paranın önünü açmak olacaktı. Uzun zamandır görüldü ki faizi arttırarak yabancı paranın gelmesini sağlamak cari açığı tırmandırıyordu. Değerli TL'ye rekabet edemiyor, dolayısıyla üretip satamıyorduk. Borçlanıyorduk yani. Başkan Erdoğan eski modeli bırakıp üretim temelli bir frekansa geçilmesinin tam zamanı olduğunu gördü. Çin'den kopacak üretim mekanizmalarının Türkiye'ye gelmesini de hesap ederek bu adımı attı. Pandeminin sonuçlarından biri buydu. Elbette bu dönüşüm bir günde olmayacaktı. Sancısı da kaçınılmazdı. Ancak Türkiye'nin üretmekten başka çaresi yoktu. Çünkü cari açık tepede sallanan kılıç gibiydi. Bir örnek, daha doğrusu bir liste. Almanya, Japonya, Çin, Güney Kore, Hollanda, Tayvan, İsviçre, Singapur, İtalya, Rusya, İspanya, Danimarka, İsveç, İsrail, İrlanda, Hong Kong, Tayland ve Norveç. Bu ülkeler cari fazla veriyordu. Yani üretip sattığı aldığından daha fazlaydı. Böyle olunca kalkınmada beraberinde geliyordu. Refah da zenginlikte. Bu listede en büyük olmasına rağmen bulunmayan tek ülke Amerika Birleşik Devletleri'ydi. İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan ve dünyaya format atan ülkeydi. Japonya'da, Çin'de, Arap ülkeleri de, cari fazlalarını ABD finans sistemine değerlendiriyordu. Yani bu ülkeleri işçi gibi kullanıyordu. Savaşın ganimeti kurduğu ekonomik sistemdi. Kremayı bu nedenle onlar almaktaydı. Cari açık onlar için yakıcı konu değildi. Çözümü basitti. Çin'de, Japonya'da petrol üreticileri de ABD'yi aralıksız fonluyordu. ABD tekti. İkincisi yoktu. Türkiye bu yolu seçemezdi. Ancak kendi yolunu da kuramıyordu. Rahmetli Demirel döneminde açığımız çok azdı. Küresel sermaye işin içine giriyor, ülke 1980'de darbeye gidiyordu. İstedikleri sistem kuruluyordu. Sonrasında kimse bunu değiştirmedi. Düşünen bile tasfiye ediliyordu. Dün iki ülke İngiltere ve Norveç faiz arttırdı. Norveç Merkez Bankası son 3 üç ayda 3. kez faiz arttırma kararı alarak politika faizini 0,25'ten 0,50'ye yükseltti. Merkez Bankası Müdürü Oestin Olsen salgının gidişatı ve ekonomi üzerindeki etkileri konusunda ciddi bir belirsizlik var. Ancak ekonomik gelişmeler genel olarak öngörülerimizle paralel doğrultuda ilerlerse politika faizi muhtemelen Mart ayında tekrar yükselecektir. İngiltere de aynı kulvardaydı. Enflasyon baskıları artınca İngiliz Merkez Bankası dayanamadı ve politika faizini 0.10'dan 0.25'e yükseltti. Adamlar faizi yükseltiyor ancak hala bire bile gelemiyorlardı. Peki herkes bunlar gibi miydi? Elbette değildi. Yüksek faiz verenler de yok değildi. Mesela Zimbabwe %60 faize gidiyordu. Venezuela %56,86 ile ikinciliği kimseye bırakmıyordu. Bunları %38 Arjantin, %27 ile Yemen, %20 ile Angola ve Liberya, %18,3 ile li Sudan, %18 ile İran, %17 ile Haiti, %15 de Güney Sudan takip ediyordu. Bu listenin son üyesi Türkiye'ydi. %14 Yani Türkiye eskiden beri yürüdüğü yolda yürüyemezdi cari fazla veren ülkeler ligine girmeliydi. Bu nasıl olacaktı? Bence tartışılması gereken buydu. Hangi yol ve hangi metotta? Sadece AK Parti değil, bütün siyasi partiler olaya böyle bakmalıydı. Ancak bakmıyorlardı. Zaten bakmayanlar Erdoğan'ı tasfiye için bastırıyordu. Konu buydu. Mekanizma her yerde, her evde, her köşede gündem sadece ekonomi Dövizin geldiği yer ortada. Devletin verdiği mücadelede. Son tarihde insanlar dolar euro fiyatlarına bakmakta. Haklılar. Kasım ayı başından bu yana dolar yaklaşık %60 oranında arttı. Haliyle bu artış yeni yılda enflasyon olarak karşımıza çıkacaktır. İşte tam bu noktada devletimizin atacağı adımlar çok önem kazanmakta. Böyle sıkıntılı dönemlerde yurt dışında yaşayan ve gerçekten büyük oyuncu olan dostumu ararım. Bütün dehlizleri bilen ender insanlardandır. Türkiye'de doğduğundan her zaman Türkiye onun için bir adım öndedir. Büyük zengin olduğu için para önemli değil miktarı önemli diye sık sık espri yapar. Kendisine ulaştım. Soru sormama gerek bırakmadan söze girdi. Dünyadan bir haber insanları izliyorum. Yapılan yorumların önemli bir kısmı haksızlık barındırıyor. İktidara karşı usumet taşıyanların sesi daha çok çıkıyor. Ancak gerçek tam olarak bildiğiniz gibi değil. Peki gerçek ne diye araya girdim hemen cevabı verdi. Hiç uzatmama gerek yok. Sizlerin Türkiye'de duymadığı ve bilmediği bir küresel koalisyon var. Tek bir doların, tek bir euronun bile gelmesine izin vermiyorlar. Dolar arttı, euro arttı. Neden gelip şirketlerimize talip olmuyorlar? Olmazlar. Olay ekonomik değil, siyasi. Bunu görmediğiniz zaman alabileceğiniz pek bir yol yok. Zaten ekonomiyi siyasetle birlikte okumanın şart olduğunu yıllardır yazıyorum. Çin modeli denen yapıya iyi bakılsa ya da Güney Kore modelinin içine iyice girilse arkada en içte ABD'nin verdiği destek görülmektedir. Modellerin ABD projesi olduğu görülebilir. Üniversitelere gelen hocalardan yatırımların renklerine kadar, yollanan teknolojilerden sunulan pazar payına kadar ABD işin merkezindeydi. Ya da bu iki seçeneği sevmediniz. Başka bir ülkeye göz atmak istediniz. Tamam. Japonya İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden bugüne kadar atılan her adımın arkasında ABD vardı. Kurgu yapan rolleri dağıtan ABD'ydi. Küresel sistemi böyle kontrol ediyordu. 1980 öncesi rahmetli Demirel Sovyetlerle temastaydı. En az dış borcun bulunduğu dönemdi. Darbeyle o dönem biçildi. Kimse olaylara böyle bakmıyordu. Demirel'den sonra yıkılan sistem Özal'la ayağa kalkıyor ve küresel sermayeye yakın işliyordu. Siyaset buna engel olmak istemiyordu. Olmak isteyen de tasfiye ediliyordu. El ele, akıl akıla, gönül gönüle verip üretmekten başka çaremiz yoktu. Liberal ekonomi her yeri sarıyor ancak sık sık hastalanıyordu. Buna çare olmak isteyenleri de biçiyordu. Başkan Erdoğan Davos'ta yeni bir başlangıç yaptı. Oradaki One Minute karşımıza 17-25 Aralık olarak, gezi olarak, mitçileri gözaltına alınmak istenmesi olarak 15 Temmuz olarak çıkıyordu. 2013'teki kırılma küresel sistemin Türkiye'nin karşısına dikilmesini getiriyordu. Şu anki Başkan Biden o dönem ikinci adamdı. Obama'nın yardımcısıydı ve ABD'deki küresel akım o tarihten itibaren Ankara'yı kara listeye aldı. Başlama vuruşunu yapan Obama'ydı. Araya Trump döneme girince özel operasyonlara imza atmayan bir başkan görüyorduk. Bu Türkiye'ye zaman kazandırıyordu. Kaldı ki o dönemde bile dolar üzerinden rahip Branson fırtına sestiriliyordu. Biden gelince zaten soğuk davranacağı belliydi. Sırda değildi. Dostlarımız iktidara gelecek derken demokratik meşru yolları işaret ediyordu. Tamam. Ancak bu aynı zamanda Erdoğan'la çalışmayacağının net ifade biçimiydi. Yazının girişinde sözünü ettiğim dostum Türkiye'nin para bulmasının önünü kesiyorlar diyordu. Biz görmüyorduk, bilmiyorduk ancak bunlar oluyordu. Başkan Erdoğan sınırlı kalsaydı, sınırlar içinde yaşasaydı muhtemelen bu sıkıntıları yaşamayacaktık. Ancak Azerbaycan'a, Libya'ya, Suriye'ye, Afrika'ya, Balkanlara, Orta Asya'ya gidersen bu ekol rahatsız oluyordu. Giderken onu götürmediğin için de her fırsatta Ankara'yı sarsıyordu. Ekonomik sıkıntılarla mücadele edilirken görünmeyen arka planda siyasi bir karar vardı. Çok kez yazdım hatırlayın. Alman Der Spiegel'in kapağını. Küresel Aklın Dergisi 2018'de Trump, Erdoğan, Putin, Jinping'i hedefe koyuyor ve durdurun çağrısı yapıyordu. Kullanılan kelimeler bu anlama geliyordu. Trump gitti. Erdoğan da ekonomik baskı altında. Erdoğan'ın tasfiye olması Rusya'yı da Çin'i de çok ama çok zora sokacaktır. Putin ikinci en önemli hedeftir. Sanırım olaylara böyle bakmak çok daha sağlıklı olacaktır. Erdoğan gittiği an Türkiye'nin bölgede ve tarihinin yaşandığı hiçbir noktada ağırlığı kalmayacaktır. Uzağa gitmeyin. Muhalefetteki altı partiye bakın. Kimseyi kırmak istemem ancak kontrol edilebilir söz dinleyen bir Türkiye istenmekte. Fatura da önümüze getirilmekte.